Hızlıca haftanın en önemli haberiyle başlayalım. I had no real friends to play Beat Saber with that evening. Metaverse teknolojisi fiziksel ve dijital dünyayı buluşturmaya devam ediyor. Statista verilerine göre ise yetişkinlerin %74'ü gelecek dönemde Metaverse'e katılmayı düşünürken dünyanın ilk sanal vatandaşı ise Maltalı Maria olmuştu. Malta'da Turizm ve Tüketicinin Korunması Bakanlığı tarafından Maria ilk sanal vatandaşlık uygulamasıyla duyurulmuştu. Pek çok dil konuşan Maria'nın turistlere bilgileriyle eşlik edeceği açıklanmıştı. Ancak bu sanal vatandaşlar ve asıl olarak kullanıcıların oluşturduğu avatarlara Metaverse içinde olan saldırılar, tacizler, zorbalıklar hala bir sorun çünkü cezası yok. I actually lost track of time. Bu belirsizlik dolayısıyla uzman hukukçular devreye girdi ve devam eden tartışmalar daha da alevlendi. İngiliz The Sun gazetesinde iki uzman, Metaverse'de cinayet, tecavüz veya saldırı gibi şiddet içeren suçların tehdit, taciz veya takip gibi suçlamalarla bağlantılı sayılabileceğini ifade etti. And when you go to the after party, you could connect with other fans. For me, what it allows us to do is to really automate Red Smith hukuk firmasının avukatı Greg Prayport'a, çevrim içi trolleme, sanal zorbalık gibi şeyler her zaman oluyor. Ancak birinin ırkına, dinine veya cinsiyetine göre taciz ederseniz, potansiyel olarak kavuşturmaya uğrayabilirsiniz ifadelerini kullandı. And all these people could do was to point out the text. New York'taki hukuk fakültesinde siber güvenlik ve siber suçlar dersleri hocası John Bentler ise avatarları ceza hukuku yoluyla koruma mantıksız ve işe yaramaz. İnsanları korumak için yeterince zorluğumuz var dedi. How the prosecutors in the cases that I'm handling now will go about preparing their case. Roberts Hukuk Grubu'ndan Patrick Roberts, Metaverse'deki olumsuz davranışların sonuçlarının söz konusu kullanıcının avatarının devre dışı bırakılması veya kısıtlanması gibi bir tür sanal ceza olabilir diyerek Metaverse içi adalete vurgu yaptı. Wait, where's Mark? I think he's in the middle of something. Şimdi haberlerimize ara verelim ve beraber güzel bir etkinliğe gidelim. Sürekli stüdyoda kalalım istemedim. Bu yüzden sizi 2022 Gobi etkinliğine getirdim. Metaverse konusu ve NFT'de son zamanlarda çok tartışılıyor. Bugün bu konuyu biraz daha derinlemesine inceleyeceğiz. Bunun için de Metaverse Derneği'nin kurucularından Filiz Dağ ve NFT sanatçısı İlker Yüksel'in konferansına katılacağız. Ve merak ettiklerimizi onlara soracağız. Lütfen bana eşlik edin. Global Opportunities, Business and Investment. Yani iş dünyasındaki ve yatırımlardaki küresel fırsatlar. Dijital Rönesans Anonim Şirketi'nin sahibiyim. Aynı zamanda bununla ilgili bilim ve sanatı bir araya getiren, isminden de anladığınız kadarıyla aslında Dijital Rönesans'tan da ismini vermemin de sebebi aslında bir yandan. Bilim ve sanatı bir araya getiren, bütünleştiren içeriklerin yeni dünyayı şekillendireceğinin iddiasıyla aslında böyle bir işi hayata geçirdim. Yaklaşık 2007 yıllarında başladım yayın evleri üzerinde, dijitalin kitaba geçtiği zamanlarda. Evet. Daha sonra özel bir sektörde çizgi film, animasyon ve eğitim üzerine çeşitli etkileşim ve görsel sanatlar üretmeye devam ettim. Sonrası çok yakın bir zamanda, bir 6 ay süre içerisinde de NFT dünyasına dahil olduk. Bunlar işte, sizlerin çalışmaları bunlar, değil mi? Bunlar evet, konsept tasarım üzerine çalıştığım özel kişisel çalışmalarım. Bazı online platformlarda yayınlanmış ve belirli bir tema üzerine yapılmış çalışmalar. Kimisi 15'er dakikalık speed art dediğimiz teknikle yapılan çalışmalar şeklinde üretilen işler.
temeli Photoshop, After Effects ağırlıklı falan gidiyor. Metaverse'ün bir tehdit oluşturup oluşturmamasına kadar aslında açıkça söyleyebileceğimiz en güzel şey, hazırlıksız olduğumuz her şey bizler için bir tehdittir. Metaverse, internetin daha gelişmiş hali aslında. Web3 diye beklediğimiz yeni bir gelecek düşündüğümüzde. Dolayısıyla Metaverse'ü inşa edecek olanlar, çünkü orası kocaman bir görsel sahne, onun içindeki dijital sanatçılar ve oyun tasarımcıları olacak. Şimdi 1900'lere gittiğimizde ilk o zaman kara kutu dediğimiz televizyonlar karşımıza çıkmıştı. Ve o dönemde bizler 1990'lara kadar aslında 90 yıl kadar bir zaman boyunca bizler hangi görsel içeriklere televizyondan eriştik? Çizgi filmler, sinema filmleri, meşhur Hollywood stüdyolarında üretilmiş olan filmler. Ve içerikleri biz üretmediğimiz için başka ülkelerin üretmiş olduğu içeriklere maruz kaldık. İyisiyle, kötüsüyle. Ama sonuçta biz o ülkelerin kültürlerine maruz kaldık bir yandan da. Veya vermek istedikleri mesajlara. Ta ki bizler kendi içeriklerimizi üretmeye başlayıncaya kadar. Ardından da 1990'dan itibaren internet daha genel bir şekilde hayatımıza nüfuz etti. Yine o dönemde de aslında kendi içeriklerimize ve teknolojik donanımımıza daha çok fazla hakim olmadığımız için halen günümüzde de çoğumuz onların sosyal medya platformlarını kullanıyoruz. Dolayısıyla buradaki içerikleri üretmenin de yolu teknolojik donanımın yazılımı bilmek kadar kreasyon dediğimiz yaratıcılık tarafında olmak. Bunlar da dijital sanatçılar ve oyun tasarımcılarının aslında yapmış olduğu iş. Doğru. Peki, burada da sözü sana vereyim Hikâr. Ya şöyle mesela Metaverse evreninde, yani belki buradaki genç arkadaşlarım hatırlayacak mı bilmiyorum ama Foursquare diye uygulamalar vardı. Evet. Bir yerde muhtarlığını yaptığın falan vesaire. Yani aslında o zamanlardan beri hayatımıza bir küçük çaplı, hani merkeziyetsiz olmasa bile bir şekilde girebilmiştir. Ama içerisinde tabii sanat yoktu. Tabii. Sonraki bu yeni aşamalarda işte Web3 ekibi, Web3 destekli ve merkeziyetsiz şekilde gelince artık sanat daha çok evrilmeye başladı içerisinde. Evet. Ve yelpazesi büyüdü. Yani burada artık aradaki bağı kopartı biliyorsun, yani herhangi bir muhatapın olmuyor. Sen ve sanatın ve sanatın gidebileceği bir yol oluyor bu merkeziyetsiz içerisinde. Ve Metaverse de burada çok büyük şekilde büyük bir yapıya giriyor. Yani şu an mesela herkesin kafasındaki Metaverse çok farklı. Burada bu korkusunun sebebini de söyleyeyim. İlkerler son yapmış oldukları NFT koleksiyonunun satışından, ki iki buçuk gün içerisinde sold out yaptılar. Toplam 6666 NFT'yi 2,5 gün içerisinde tümünü sattılar. 3 kişi bir NFT sektöründe nasıl bir koleksiyon çıkartabiliriz falan diye yoğunlaştık. Bunlardan birini zaten ilk ay bizim ekibi tanıyorsun. Markanızın ismi Peaceful Thoughts. Evet. Okay. İki büyük NFT grubunun birleşimi, deliberate bir projeyiz. Groupies ve Crypto Thoughts birleşimiyle bir Peaceful Thoughts meydana getirdik ve bu Türkiye'de bir ilkti. Toplam kaç kişisiniz ekipte? Dışarıdan baktığın zaman 3 kişiyiz ama arka tarafta yurt dışında da bağlantılarımız oldu. Hani bu global bir çalışma olduğu için. Çin'inden tut, işte Avrupa'sına kadar büyük bir yelpazede. Bir yaklaşık 6 ay kadar falan, ya çok iyi hatırlıyorum, ben böyle şey diyeyim, tatildeyim. Telefon geldi, abi hani böyle böyle bir şey var, yapalım mı falan diye. Hani nedir, ne yapabiliriz falan diye derken işte Ankara'ya döndüm. Sonra süreci başladık burada. Ne kadar zamanda 6666 NFT eseri tamamlandı? 2 haftada. 2 haftada. Aynen. Ve bunlar hep unique, farklı şeyler ve tabii tasarımlar. Tasarım ama yine bilgisayar destekli generate ettirerek bunları çoğaltıyorsunuz. Yani yaklaşık 400 parçaya yakın bir şey çizdim. Bunun tabii sanat kısmı bitmiyor. Community ve bunun PR olayı falan oluyor ama biz hep organik olarak büyümeyi tercih ettik ve şimdiye kadar da hep yabancı olduğumuz düşünüldü. Yani Türk bir proje olarak bilinmiyor. Aslında sizin NFT koleksiyonunuzun alıcıları sadece Türkiye komünitesinden değil, dünyanın hemen hemen her yerinden. Evet, çok azınlığı hani elle sayılacak kadar Türkiye içerisinde ama diğer tarafı yelpaze hep şeyler. Sonuçta 3 ayınızı aldı diyebilir miyiz işin üretim kısmı? Yani yaklaşık 3 ayımızı aldı. Bir hafta şokun içerisindeydik. Yani biz beklentimiz şok. Hani sold out olmak değil. Hani biz bir yapalım görelim hani başarabiliyor muyuz falan derken
Gözümüzü açtığımızda istediğimiz rakama gelmiştik ve... Peki istediğiniz rakam neydi? Bunu öğrenebilir miyim bilmiyorum ama ne kadarlık, yani şöyle bir milyon dolar diyebilir miyiz? Aşağı yukarı evet, kazanç evet, oldu mu? Evet. Ciro'da hem de. Evet. Kardan bahsetmiyoruz. Aynen. Yani bu bazında... derece ciddi bir rakam arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim size. Bu sadece anonim oluşmuş bir grup ve 3 aylık bir emeğin ürünü. İnsanlar sizin eserlerinizi alırken bunun bir sanat eseri olduğunu düşünerek alıyorlar, yoksa geleceğe yatırım yapayım, ben de buradan bir şey alayım, cepte bir şey dursun diye mi alıyorlar sizce? Yani çok güzel bir sanat eseri mi diyor, ben bundan alayım da hani yatırımım olsun diye mi alıyor sizce? Ya aslında ikisi de var. Yani sanatı sevip de alan da var. Çünkü bizim Deliberate olmamızdaki avantaj da buydu. Hani iki büyük toplum tarafından kabullenmiş projenin bir birleşimi olan bir şey veriyoruz, NFT parçası veriyoruz. Yani bunun içerisinde hem kriptoası görüyor hem de groupies'in çalışmalarını gördüğü bir şey. Bu mesela bizim NFT'imizin aslında bir şeyi, çizgi roman tarzında hani insanları, Kral Grantlin dediğimiz bir karakter, hani ne olduğunu anlatan bir şey. Aslında bir storytelling, NFT ve Metaverse dünyasının en önemli kısmı bir hikayesinin olması. Aynı game'de veya sinema sektöründe olduğu gibi burada da bir hikaye yazılıyor, hikaye anlatımı var. Bunu başından siz o konuyla ilgili hikayesini yazıyorsunuz, değil mi? Doğru, aynen. Ya aslında genelde NFT'lerde hep belki duymuşsunuzdur bir roadmap yapılması gerekiyor ama bizim projemizde roadmap olayı da yoktu. Ona rağmen biz sold out olduğumuza şaşırdık yani çünkü biz bir manifestomuz vardı. Anı yaşa, heyecanı yaşa, biz bu grupta varız gibi. Ama insanlar bunu kabullendi, destekledi. Ve biz bu şekilde, işte bunların atıyorum şapkasının belirli bir diğer parçalarda ayıran özellikleri oluyor. Bunları daha yüksek seviyelere çıkartıyor, renk dediğimiz şeyleri. Merkeziyetsiz olan blockchain teknolojisinin kendisi. Fakat, ve sınırsız, evet, ucu bucağı yok blockchain dediğimizde. Fakat onun içerisinde insan dahil olduğunda bizler NFT'lerimizle veya tapularla, olası hemen hemen her şeyle veya sosyal medya platformu kurmakla da orada insan girdiğinde bir şeyin satışını yapmaya başlıyor. Bir ticaret giriyor. Dolayısıyla bu ticaretin girmesiyle rekabet başlıyor. Ticaretin olması demek insanın oraya aslında para kazanmak için bir sistem kurması demek. Yani bir merkeziyet kuruyor. Teknolojinin kendisi her ne kadar merkeziyetsiz olsa da insanın içerisine girip para kazanmanın ticaretini ve sistemini kurması aslında merkeziyetsiz bir sistem içerisindeki merkezi yapıyı kurması oluyor. Dolayısıyla kripto paralar da merkezi, merkeziyetsiz sistem içerisindeki bir merkez. Çünkü bir şirketin ürünü, bir insanın ürünü. Aynı şey Metaverse'ler için de geçerli. Her Metaverse bir insanın veya bir şirketin yapılanması olacak aslında. Dolayısıyla merkeziyetsizlik bir tehdit değil. Ama o merkeziyetsizlik içerisindeki merkezi sistemi kurmak için atılan adımlardaki girişimlerin desteklenmesi gerekiyor. NFT nedir? Ya NFT bir aslında bir varlık olarak görebiliyoruz NFT. Yani biz cüzdanımızda bu MetaMask'ten bahseden bir şey. Yani kripto dünyasının aslında bir kart viziti. Yani senin bir görsel temsilin. Bu şekilde isimlendiriyorum ben. Bir işin sanat olup olmadığını nereden anlayacağız? Yani fotoğrafını çekip koyanlar da onu satmaya çalışıyor. Kimisi de işte emek veriyor, günlerce uğraşıyor üzerinde. Ve hani hepsi satılıyor bir şekilde. Peki sanat bunun neresinde? Ya aslında hikayesine dayanıyor. Yani o fotoğrafı çekerkenki duygu ya da şey, onu karşı tarafa iyi aktarabilirsen işte o zaman onu sahiplenebilecek bir kişiyi bulabiliyorsun. Sayı önemli değil, bir veya yüz. Bizim tarafta da öyle mesela. Peaceful Thoughts'a da bir hikayesi var. İki büyük komiteden hep bahsediyorum. Biz de o hikayeyi bozmadan bir şeye getirmeye çalıştık. Böyle ilerledi bizim. Diğer şeylerden farkımız aslında tek bir NFT parçasında iki koleksiyonu birleştirmemiz oldu. Yani avantajımız bu şekilde ilerledi. This is the dimension of imagination. Metaverse hangi alanda ilk başta hayatınıza girecek? Bence oyunlaştırma düşündüğümüzde Metaverse'ün ilk hayatımıza girmesi noktası. Dolayısıyla ihtiyaç neyse ve para hangisinden çoksa herkes oraya gidecek. Sanatsal anlamda mı yoksa kariyer anlamında mı düşünmek gerekli? Aslında sanat olarak düşündüğünüz şey sizin kariyerinize dönüşüyor burada. İşe alınacak insan bulunamıyor.
Ve o kadar fazla iş ilanı var ki bu alanda, özellikle tasarımla ilgili. 3D, 2D, evet. Değil mi? Evet. Unity kullanıcısı veya Unreal Engine bilen, Blender kullanan. Ben kendi gözümden baktığım zaman benim için çok daha güzel bir sanat camiası gibi görüyorum ama tabii bunun kariyer tarafı da var. Yani çünkü ileride bununla ilgili çok fazla meslek dalları oluşacak. O yüzden kariyer gözüyle de bakmak tabii ki de doğru. Yani iki çerçeve benim için doğru. Ya böyle çok açık. Çok açık. Çok açık, aynen. Söz. Merhaba, ben Tele1 kanalından geliyorum. Alp Yanar'la ben, memnun oldum. İki sorum olacak. Bir tanesi İlker Bey diye bir sürü insanın. İlk sorumla başlamak istiyorum. Metaverse başlangıçta değindiğiniz noktada bir tehdit konusunda konuşmuştunuz ve tehdit var mı? Bunlar çok konuştuğumuz sorulardı. En çok bizim gördüğümüz ise Metaverse'ün bağımlılık yapma endişesi taşıdığı insanlarda ve onları özellikle pandemiden sonra alıştıkları izole yaşama entegre etmesinin daha kolay olur. Sizce bu büyük bir tehlike olarak görüyor psikologlar tarafından da. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi biz izlemiş olduğumuz filmlerden de aslında hani distopik bilim kurgu filmlerinden de etkileniyoruz. O bahsettiğimiz gözlüklerle olacak olan yaşamla ilgili süreçte VR gözlükler, virtual dediğimiz. Onları düşünürsek aslında onların hayatımıza bir virtual gözlüğün, VR gözlüğün kaç para olduğunu biliyor musunuz? 8.000 TL civarında. Yani inanın mümkün değil. Bizim en az 10 yıl içerisinde o gözlüklerle bütün o %60'lık hayatımızın girme süreci çok zor. Eğer daha fazla hayatımızda olacak aslında diye düşünüyorum. İlk hocam ne dersiniz? Yani anca onların daha minimal olarak küçülmesi belki söz konusu olacak. Daha genele yayılacak, biraz daha fiyatla belki. Çünkü şu anda içerikler aslında VR olarak üretilmiyor en önemlisi. VR içerik çok fazla. 2D bir dünyada yaşıyoruz. Hemen hemen her şey 2D. Ne zaman içerikler VR'a entegre olacak şekilde artacak, o zaman o gözlük bizim için bir ihtiyaç, zorunluluk haline gelecek. Dolayısıyla 3 sene dememin sebebi de o aslında bundan sonraki süreçte. O zamana kadar da evet, içeriklerin kontrolünde olmamız bizim o izole hayattan aslında kurtaracak olan en önemli kısım. Çünkü o izole hayattaki içerik bizi psikolojik olarak nereye yönleneceğimizi, yani bizi bir asker olarak da yetiştirebilir çok tehlikeli bilgilerle. O yüzden hani ısrarla aslında içerik üreticilerinin ve üretiminin önemine değinmemin de sebebi bu. Çünkü eğer biz %60 ona empoze bırakılacaksak, maruz kalacaksak o verilen bilgiye, verilen bilgi aslında işte psikologların da tam bu korktuğu konuda sağlanmalı. Yani demeli ki evet bu kadar bugün kullandım, bundan sonra dışarı çıkma zamanı şu olsun. Hani doğru bir şekilde bizi yönlendiriyor olmalı içerikler. Ama eğer dışarıdan gelecekse herkes için sürü kabiliyeti en mutlu olandır toplum için. Özellikle büyük kitlesel kapitalist yönetimler için. Dolayısıyla bizi ne kadar sürü kabiliyetine sokarlarsa onlar için o kadar iyi, çok alışveriş de orada yapacağız, iletişimi de. Dolayısıyla biz eğer ülkeler olarak ve toplumlar olarak içeriye kontrolüne girersek o bahsettiğiniz kötü olan psikologların korktuğu durumdan kurtulabiliriz aslında. Neden olmasın? O da olabilir. Anladım. Teşekkür ederim. İlker Bey, diğer sorumuz size. Siz NFT sanatçısı olarak da bahsediyorsunuz, üretim alıyorsunuz, dijital eserler, sanat eserleri olduğunu söylüyor insanlar. Peki, Metaverse gerçek potansiyeline ulaştığı zaman, bundan kaç yıl sonra olduğu tahmin edilemiyor ama o zaman bu eserler, dijital eserler tıpkı dijital evrenin Mona Lisa'sı gibi olabilir mi? Ve onun müzeleri ve ayrı bir dünyası olabilir mi sanatçıların meslek dallarının olduğu? Güzel soru, teşekkür ederim sanatçı için. Yani biz artık dijital rönesansın başladığına inanıyoruz şu evrede. Aslında 2017 yılından ilk adımlar atıldı ve bu zamanda artık patlama yaşandı. Tabii yine sergiler, dijital sergiler yapılıyor. Özellikle NFT'lerin olduğu bir sanal bir dünyada, yine bir metaverse bölümünde. Bu süreç artık başladı. Yani insanlar kendi eserlerini orada paylaşıp satışlarını bile orada gerçekleştirebiliyor. Bu alanlar bambaşka büyük alanlarda, kendin kurduğun, inşa ettiğin alanlarda sergileniyor. Böyle bir sezon, bir rönesans başladı artık. Yani şu anki yaptığın şey ileri göremiyorsun ama hep hayal edebiliyorsun. Belki ileride bu da bir Mona Lisa'nın tablosu değerinde bir şey olacak anda. Çünkü bunun değerini de insanlar arttırıyor veya düşürüyor. Bir floor bölümü tamamen insanların bölümü. Yani senin müşterinin de aynı. İleride bilemiyorsun. Mesela
White, Bike diye board up yaptılar, belki duymuşsunuzdur, çok popüler bir NFT koleksiyonu. Mintlendiği zaman ki yani satın alma ilk çıkış yaptığı zamanki tarihte çok komik rakamlar satılan şeyler. Evet. Şimdi büyük sanatçılar onları almak için varlıklarını satıyor yani. Ve bu özel bir şey. Sırf yani alabilmek için çok haberler duyuyorsunuz belki kaybediyorsunuz eğer. Hani bir süreç başladı. Ben inanıyorum ki hani ötesi de gelecek yani. Ama korkuların bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Yani korku birçok şeye gelecekler benim olmuşlar yani. Özgürlük var, kazanç özgürlüğü var, en önemlisi. Sınırsızlık dedikleri şey aslında ülkeler anlamında sınırsızlık. Vergisel anlamda sınırsızlık. Bunlar tabii arada olacak. Kimse yok yani. Sen aracılar çok daha yok. Kolay ulaşılabilir misin? Aracılar yok. Kesinlikle. Yani arada bir kimse olmadığı için. Yani ben şu zamana kadar mesela yaptığım işlerde ulaştığım kişi sayısı atıyorum binlerse, şimdi çok daha farklı ve farklı ülkelerde benim çalışmalarımla ilgili işte Twitter'dan yazanlar yani görmek hakikaten bambaşka bir sezon başladı dedirtiyor yani sanatçı olarak. Yanıtlar için teşekkür ederim. Ben biz teşekkür ederiz. Tekrardan merhaba Filiz Hanım. Merhabalar. Benim size bir sorum olacak. Steven Spielberg'in bir filmi vardı, Ready Player One. Evet. Orada özellikle insanlar yaşamların çoğunu da aslında Metaverse içinde geçiriyorlardı ve sadece uyumak, yemek yemek gibi alanlarda dışarı çıkıyorlardı. Sizce böyle bir duruma gelme olasılığı var mı ya da böyle bir şey olma ihtimali size kaç yıl sonra olabilir? Aslında bununla ilgili kimsenin tam olarak net bir fikri yok. O filmde de aslında filmin isminden de gelen bir gaming, oyunlaştırma anlatılıyor. Dolayısıyla tüm dünyanın hayatının, insanların aslında oyun üzerinde geçeceğine dair bir kurgu ne derece gerçekleşebilir? Bu şu anda bilinmiyor. Ama evet, bir sanal ortamda ve görselleştirilmiş bir ortamda yaşayacağımız kesin. Fakat bu oyundan ziyade aslında iş dünyasının sanata akması, eğitimin sanat tarafında olması. Evet, bunlar gözlüklerle belki bundan 5-10 sene sonra olacaktır. Ama AR üzerinden veya hibrit dediğimiz şu anda online yapılan çalışmalar üzerinden belki de avatarlarımızla mümkün. Fakat bu o filmdeki oyundan ziyade aslında biraz daha şimdiki hayatımızın o hayattaki İkinci hayatı veya ikizi şeklinde mümkün. Dolayısıyla aslında şu anda bunun tehditlerinden ziyade bunun ne derece hayatımızın kaç farklı noktasına ulaşacağını düşünmemiz gerekiyor. Eğitim çok hızlı bir şekilde evrilecek bu noktaya. Ama sağlık bunun ne kadarına evrilecek? Dolayısıyla hayatımızın hangi alanları buna evrilip hangilerinin evrilmeyeceği bizim için önemli. Ve bunların kaçının içeriğini biz üretiyoruz. Gene aslında her zaman değinmek istediğim nokta. Bu kurgu veya bu işletmeler sonuçta her biri Metaverse bir kişinin şirketi ve içeriği olacak. Birisinin kontrolünde, birisinin kurduğu bir yer olacak. Biz bunların kaçının kurucusu olacağız? Bence bu daha önemli bir mevzu ve konu. Tekelleşme ihtimali var mı peki? Tekelleşmeyen herhangi bir şey yok aslında. Bunu biraz önce de sizlerin de katıldığı programda da dile getirdim. Bildiğiniz üzere merkeziyetsiz olan blockchain teknolojisinin kendisi. Fakat bunun içerisinde insan, akıllı olan tek varlık şu anda, girmesiyle birlikte bir ticaret başlıyor ve alım satımla birlikte ticaretin girmesiyle aslında rekabet başlıyor ve merkeziyetsiz sistem içerisinde insan orada bir merkezi sistem kuruyor. Ve dolayısıyla aslında o sistemle birlikte hem kripto paralar hayatımızda hem de metaverse'ler hayatımızda. Dolayısıyla her metaverse'ün bir sahibi olacak. Ta ki yapay zekalar bu metaverse sistemlerini kuruncaya dek, ki o da şu anda çok yakın bir zamanda aslında gözükmüyor. Biraz Facebook'un ismini Meta diye değiştirmesinden ve bütün hepsini egale etmek için bir çaba sarf etmesinden bahsediyor. Tek ele sadece hani Facebook'un alabileceğinden söz ediliyor. O yüzden sormuştum. Sizce mesela tek bir el her şeyi yönetebilir mi Metaverse'deki? Şöyle, blockchain teknolojisi çok geniş bir teknoloji. Dolayısıyla tek bir elin her şeyi yönetebilmesinden ziyade aslında Facebook'un Meta'ya girişiyle birlikte ciddi bir düşüşle yaşadığı biliniyor. Aslında orada bir algı yönetimi var. Pazarı domine edemeyeceğini gören aslında domine ediyorum diye bir algıyla yepyeni bir argüman ortaya atması da mümkün burada. Dolayısıyla aslında üreten
herhangi bir metaverse hayata geçiren şu anda hiç kimse yok. Hatta en başta Mark Zuckerberg bunu hiç hayata geçirmiş olmayanlardan birisi. Ama ne hazırlıkta olduğunu kimse bilmiyor. Çünkü kimse kimsenin ne yaptığını bilmiyor şu anda bu alanla ilgili. Metaverse'ün genel anlamda herkes bir ucundan tutmuş durumda. Kimisi etkinliğiyle ilgili bir çalışma yapıyor. Kimisi moda sektörüne girişle birlikte defilelerinde. Kimisi eğitimin tarafında. Kimisi entertainment dediğimiz eğlence sektöründe, konserlerinde veya farklı bir alanında. Dolayısıyla şu anda her birine tek bir çatında altında buluştuğu bir noktası yok. Avatar üreten farklı şirketler. Bunların her birine tek bir yerde buluşması şu an için ortada olmayan bir şey ama çok da mümkün olacağını sanmıyorum aslında. Anladım. Siz konferansa da bahsetmiştiniz. VR gözlükleri ve onların ne kadar pahalı olduğundan bahsetmiştiniz. Çok da doğru. Gerçekten şu an herkesin alabileceği düzeyde değil. Evet. Ama indirime girdiğinde ya da ucuzladığında ya da artık herkesin alabileceği duruma geldiğinde diyelim. O zaman neler yapılabileceği konusunda insanların biraz şüpheleri var. Sadece mesela toplantılar mı, Zoom gibi ya da oyunlar mı? Yoksa bambaşka dünyalar, maceralar mı? Neler olabilir sizce? Giyilebilir teknolojiler aslında bizim şu anda konuştuğumuz konu. Bu sadece gözlükle de kalmayacak. Biz hepimiz şu anda en fazla gözlüğü belki de bundan 6 sene önce VR gözlükler ilk defa hayatımıza girdi biliyorsunuz. Ama ondan sonra birdenbire hop diye ortadan yok oldular. Çünkü o zaman hatta hiç alınabilecek durumda değildi. Çünkü bir kontenti yoktu, içeriği yoktu. İhtiyaç değildi aynı zamanda. Şu anda hafiften bununla ilgili içerikler üretilse mi diye bakılıyor. Ama gözlüğe gelene kadar aslında meta evrende bizlerin ihtiyaç duyduğu daha bir sürü giyilebilir teknolojiler üretiliyor bununla birlikte. Yani gözlük sadece görsel tarafta ama bunun eldivenleri de çalışılıyor. Zırhları, yelekleri, ayakkabıları, sporla ilgili olan bir çalışma var. Onunla ilgili futbolcular için hem kafaya takılan hem ayak üzerine takılan. Dolayısıyla gözlük buradaki tek nokta dediğim gibi. Ki eğer olacak olursa eğer giyilebilir teknolojiler gözden ziyade vücudun hemen hemen her bölgesi için gerekli olan başka aletlere ihtiyaç duyacak. Filiz Hanım, VR gözlüklerin ömrünün bir süre sonra tükenebileceğini söylüyorlar ve bunu standart bir araç olarak da görüyorlar. Sizce bu doğru mu yoksa ileride ilerleyerek ya cep telefonları kadar popüler olup gidecek mi? Aslında tükenebilmesi için önce üretime ciddi bir şekilde seri olarak girmesi gerekiyor. Şu anda VR gözlükler seri süreçte seri olarak kullanılan ürünler henüz değil. Bunun da tercih edilmediğini aslında biz çok rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Bakacağımız tek yer e-spor oyuncuları, gamerlar. Kaçı kullanıyorlar? Çok fazla değil bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla aslında buradan anlayabiliriz VR'ın geleceği, ömrü nereye gidebilir diye. Son olarak merak ettiğim ve insanların çok merak ettiği bir başka konu var. Konferansta da biraz değindiniz buna. Siz aynı zamanda Metaverse Derneği'nin de kurucularındansınız, doğru değil mi? Tam olarak da bu yüzden sormak istiyorum. İnsanlar Metaverse'e bazıları ölü yatırım, bazıları ise geleceğin yatırımı. Oradan arsa alalım ileride değerlenir diye bakıyorlar ve bu çok yaygın bir şekilde yapılıyor. Dünyada da galiba ikinci sırada olabiliriz bu konuda. Çok fazla insan var. Sizce bu doğru bir yatırım mı? Aslında dünyada ikinci sırada olduğumuzun bir alan daha var. Hatta bazı yerlerde birinciliği oynuyoruz. Dizi sektörümüz. Aslında biz böyle kurgu olan şeyleri çok seviyoruz. Bunu anlıyorum. Görselleşmiş ve kurgu olan şeyler ve hızlı hareket edilebilen. Ama bir alanda birinciliği oynayabiliriz şu anda. En önemlisi bu benim için. Dijital sanatlar ve oyun sektörü. Bizler biliyorsunuz birçok oyun sektörümüzün dünyaca ünlü başarıları ve yatırımlarını da duymuşsunuzdur. Aynı şekilde şu anda Türkiye'de İstanbul'un dijital sanatçılar anlamında bir üs olması bekleniyor. Eğer bizler gerekli destekleri bu gençlere sunarsak. Ha, sunmazsak mı ne olur? Evet işte o zaman tehlikeli. Bizler için sanayi devrimini kaçırdığımız gibi ah dijital çağı da kaçırdık argümanlarına fazlasıyla yer verir oluruz. Yoksa Metaverse bir arsa alım satımının yapıldığı yer değil. Metaverse internetin Web 3 dediğimiz gelişmiş hali, updated dediğimiz güncellenmiş hali. Şu anda hemen hemen herkesin elinde bir akıllı telefon var ve orada her zaman güncelleme geldi derler. Ve o güncellemeye basarız ve kendisini günceller. Şimdi internetin güncelleme zamanı geldi. Ve o güncellenecek ve daha fazla kullanılır. Daha fazla kişinin daha fazla şey yükler. İşte daha fazla kişiye ulaşabilecek. Bambaşka bir yere gidecek. Aslında daha erişilebilir. Hani birçok anlamda yazılımsal olarak geliştiği bir alandan bahsediyoruz. Burada arsa bunun 100 tane aracı varsa onlardan bir tanesiydi. Ama bizim ülkemizde hem belki de yaşanan ekonomik kriz, hem Türkiye'deki ciddi hem de dünyada aslında küresel anlamda da bir kriz var pandemi sonrasında. Ama bizde de böyle biraz daha kolay
yasal yoldan para kazanma belki de kültürel olarak içimizdeyse de eğer kripto paralarda kaçırdığımız o ivmeyi bari arsada yakalayalım diye bir gündem oluştu orada. Arsayı da alırım, daha pahalıya satarım. Çünkü bizim ülkemizde biliyorsunuz inşaat sektörü, ben bunu kendi adıma maalesef demek istiyorum yeni bir jenerasyon olarak. Yeşil alandan ziyade biz daha böyle apartman, evler, belki hatta hiçbir plan olmadan inşaatlaşma durumu var. Hatta hiç kimse inşaat mühendisi veya mimar değildir ama herkes müteahhittir bu ülkede. Dolayısıyla Metaverse'ün de arsa denilince herkes birdenbire bilişimci oldu ve bu alandan arsa alımıyla ilgili bir sürece girmeye düşündü. Çünkü aslında bizde kültürümüzde geleceğe yapılan yatırım hep dedelerimizden bize kalan o topraklardı baktığımızda. Ki savaşlarda neler dedelerimiz kaybederek aslında bu toprakları kazandı. Fakat Metaverse'de böyle bir şey yok. Havadan gelen bir arsa insanlar için. O alalım. Geleceğe yatırım diye düşünüyorum. İleride değerlenir. Ama şey de var sanırım, tek bir tane Boğaz'da yalı yok. Yani oradan ondan 10 tane olabilir, belki 100 tane olabilir ve sen sadece bir tanesini onlardan alacaksın. Yani sadece sana ait olmayacak ya da bu park sadece bir kişiye ait olmayacak. Öyle değil mi? Kesinlikle. Şöyle düşünün. Nasıl herkesin sosyal medyada kullandığı bazı uygulamalar var. İsmini vermeyeyim şimdi. Fotoğraflarımızı en çok koyduğumuz bir uygulama mesela. Bundan 10 sene önce oraya girmek bile ay oraya mı girdi, kim ne yapıyor filan böyle bir insanların temkinine yaklaştığı bir yerken şimdi herkesin hayatın hemen hemen en fazla zamanını geçirdiği o uygulamalar haline geldi. Ve herkesin bir sayfası var kendisine ait. Metaverse'de de aynısı olacak. Herkes kendi Metaverse'ünü kurabilecek. Aslında uygulamalar bile gelecek. Gün gelecek. Çünkü orası onun bu zamanda yarattığı farklı bir alan haline gelecek. Dolayısıyla Metaverse'ü değerli kılan benim Metaverse'üme sizi sokmaya ikna etmemin bir argümanı olmalı. Neden herkes Filiz Dağ'ın Metaverse'ünde yer almalı? Bunu hazırlamalıyım. Diyebilmem ki evet. Ben de çünkü Paris Hilton var. Örnek veriyorum. Bende Elon Musk var. Bizim komünitemizde belki 10 kişiyiz ama dünyanın en önemli 10 ismi var. Biz size işte şunu sunuyoruz, bunu sunuyoruz. Yani benim Metaverse'ümden insanların arsa satın almak istemesi veya bir etkinliğe katılmak istemesi için benim çok güçlü sebeplerimin olması gerekiyor. Yoksa o müzeden tarihi veya o kuleden milyonlarca üretilebilir. Anladım. Çok teşekkür ederim Filiz Hanım verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Sağ olun. Hoşça kalın. Tekrardan merhaba İlker Bey. Merhaba. Benim size NFT sanatçısı olarak size sorum. Bu aşamalara geçerken ki yüksek bir miktarda gelir de elde ettiğinizi biliyoruz NFT'den. Nasıl bir yol izlediniz? Ne gibi aşamalardan geçtiniz? Nasıl zorluklar yaşadınız? Ve size neler ilham kaynağı oldu? Şöyle ben bu projede de işin sanat tarafında olduğum için genelde finansman tarafını yöneten çok farklı ekipte arkadaşlarımız vardı. Bu onların iyi bir Ar-Ge yapmasıyla ortaya çıktı zaten. Sanat tarafında da ben bu fikri nasıl yorumlayabilirim kısmını taşımaya çalıştım ve orada ortak bir karar vardığımızda evet bu bize bir gelir getirebileceğini düşündüğümüz bir proje olacak deyip inanarak ve komüniteyi de bunu inandırarak bir başarıya ulaştık. Neler ilham kaynağı oldu size? Neden yani bu yola girdiniz? Şöyle merkeziyetsiz olma kısmı çok daha önemliydi benim için yani bu sektöre girmem adımla. Çünkü mevcut zaman diliminde araya bir aracı girdiği zaman sizin bir eserinizi atıyorum bir yere verdiğiniz zaman ya da birisi satın aldığı zaman o eser öyle olup gidip kayıplara karışabiliyor. Yani en son sahibi kim olduğunu bilmiyordunuz ama bu merkeziyetsiz kısımda güzel bir kedimiz geçti dikkatimizi almış olabilir. En güzel taraflarından birisi de yaptığın eserin bir sonraki sahibi ve ondan sonraki gidecek olan sahiplerini görebiliyor, takip edebiliyor olabilmek en keyifli taraflarından birisi. Yani bu benim için kendi sanatımın bir katma değeri olarak görüyorum. Son olarak şunu sormak istiyorum. NFT yani dünyada çok yaygın, milyonlarca dolar bundan gelir elde edenler var. 64 milyon dolarlık bir eser var. Ama aynı zamanda bu eserler kopyalanabiliyor. İnsanlar gösteriyor bunu. İşte bakın bu eser bu diyor ve internet sitelerinde bu yer alıyor ya da programlarda yer alıyor. Bundan dolayı bazı insanlar da NFT şu anki popüler bir araç, popüler bir heves. Ama ileride tamamen kaybolacak, hayatlarımızdan silinecek gibi bakıyorlar ve bunu boş bir yatırım olarak görüyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten kısa bir ömrüm mü var yoksa bu geleceğin bir sanatı mı?
Yani şimdiye kadar sanat hiç ölmemişti zaten ama en başından bile sanat doğarken hep sancılı bir şekilde doğdu. Yani bir resmi ya da bir özel bir tabloyu ya da bir Rönesans öncesindeki zamanlarda hep bir sancıyla doğdu. Hiç kabul edilmedi sanat. Hatta yapılanlar çok fazla zulme uğradı vesaire falan. Şimdiki yeni çağlarda bu artık dijital Rönesans dediğimiz zamanlarda bu artık öyle olmayacak. Yani bunun önü çok açık. Yani ve öleceğini de sanmıyorum. Özellikle NFT sektörünün. Çünkü çok daha yolun başında ve inanılmaz yeniliklerin de geleceği. Çok farklı bambaşka fikirlerin işte mesela ismini de bahsettiğimiz Murat Paklar, Refik Anadolu'lar gibi hani bizim OG diye tabir ettiğimiz bu insanların yaptığı o fikirlerin üzerinde çok çok daha şeyler geldiği sürece, fikirler oluştuğu sürece biteceğini sanmıyorum. Ve gerçekten ileriye de yönelik yatırım aracı olarak da kullanılacaktır bazı kaynaklar tarafından. Çok teşekkür ederim. Size de başarılar diliyorum işinize. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. O halde stüdyomuza geri dönelim. Evet, programımızın sonuna geldik. Umarım sizin için de bilgilendirici bir etkinlik olmuştur. Haftaya yeni haberlerle, yeni bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.